herkesten önce gideceksin hem de. Herkesten önce öğreneceksin, herkesten önce sınavlardan puanlar alacaksın. Yarışatı mı edeceğim beni ya? Allah Allah. Yarışatı edeceğim. Çünkü yarışatı etmezse görüp göreceğin düğünde damadın getirdiği at olacak. Başka da bir şey görmeyeceğim. Ailemizin dizisi Kalk Gidelim. Kahkaha dolu yeni bölümleriyle cumartesi akşamlarımızın vazgeçilmez neşesi olmaya devam ediyor. Dur bakayım. Bir rahat dur ya. Senin şimdi garagozun gücün kafesine elinle uğraşamam. Tak bakayım şu sıcak güzel kız. Tak bakayım şu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran sevilen dizi, yeni yüzleri ve yeni hikayeleriyle yeni sezonda da zirvedeki yerini koruyor. Şimdi dedeme izah verdim. Bir de bugün Lokko. Merhaba Lokko. Ece Lokko. Alperişko. Alperişko. Tabii Lokko. Tabii Lokko. Bir de bugün Lokko'yu kaçırmayın Lokko. Kalk gidelim Lokko. Sevgi belirtileri Lokko. Gizleyin Lokko. Cumartesi akşamı. Ece bir de. Birbirinden renkli karakteri ve sımsıcak hikayesiyle TRT1 izleyicilerinin gönüllerinde taht kuran sevilen dizinin setine konuk oluyor ve çok özel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Ve karşınızda Yeşilyurt köyünün en uçarı kahramanı Seyfettin'e hayat veren başarılı oyuncu Ufuk Özkan. Sabahın köründe ağzım çıksın. Biz bu saate kadar bunu istişare ettik. Daha ne konuşuyorsun acaba? He? La ilahe illallah. Ya bak şu gözümü gideyim de bir saat dinlendireyim diyordum. Onu da kaçırdın. Senin için hava hoş tabii. Ama sen iyi gidiyor. Hep böyle yaptın damat. Sevilen dizinin yeni sezonunda birçok sürpriz gelişme yaşandı Ufuk Bey. Seyfettin adına bu gelişmelerden en şaşırtıcı olanı hangisiydi? Seyfettin üzerinden değil tabii ki ama bütün aileye çok büyük sürprizler oldu. Ne oldu mesela? Mustafa Aliler, Nurcanlar İstanbul'a döndüler. Biz de bir daha geri dönmeyeceklerini düşündük. Ve Nurcan da bir davet düzenledi. Biz de ailecek oraya gittik. Fakat izleyenler de biliyor. Biz Temmuz ayında sezona başladık. Erken başladık biraz. Sonra o evi Meryem'in aldığını öğrendikten sonra tekrar aile buraya geri döndü. Sürprizler öyle başladı tabii ki. İstanbul'daki çekimler yani köyden indim şehre gibi oldu bizim için. Ana işte Hisar'a geldik. Bak şurada da Hisar duvarı var. Kapısı nerede bunun? Ne bileyim? Deniz bu yanlı. Hava dardır ora, kapı da oradadır. Yeri. Seyfo koşturan yandı. Seyfo. Kardeş, kardeş. Selamünaleyküm kardeş. Selam abi. Kardeş, biz Eyüp Sultan'a nasıl gideriz bir tarif et. Abi biraz fazla gelmişsin ama. Buradan abi karşı şerifte gitmeniz lazım. İleride sağda cep var. Sağda. Cephe giriyorsun abi. Karşı şerifte geçiyorsun. 1,5 kilometre gidiyorsun orada kavşak var. Eyüp Sultan tabelasını görüyorsun. Sapıyorsun oradan Eyüp Sultan'dasın abi. Lan arabayı götürüyorlar oğlum. Anam! Gönülseleri yüklemişler. Bizim araba oldum hem tarihi güzellikleri ile beraber işte Boğazlı'yla efendime söyleyeyim işte camileriyle çok renkli bölümler oldu ve çok güzel geriye dönüşler aldık biz. Erken başladık. O Temmuz'un 28'inde başladık yeni sezona biraz erken başladık. Şimdi bu ayla birlikte artık yeni sezon başlıyor. Abi. Abi be. Ay kendini bu kadar heder etme be. Sezon başında Sevda ile Seyfettin'in arası da epey bir açıktı. Hatta çiftimiz boşanmanın eşiğine gelmiş ve bu beklenmedik durum TRT1 izleyicilerini bir hayli şaşırtmıştı doğrusu. Yarım ben, yarım kalıyorum. Karım olmayacak artık. Ben de madem artık karım yok, kendimi karıma değil tarıma veriyorum. Ben saçı sakallı birbirine karışmış bir şekilde artık kendimi karıma değil tarıma veriyorum
sözüyle yola çıkarak böyle bir ayrılık süreci oldu. Hatta mahkeme falan oldu ama işler tabii ki en nihayetinde Hacı Hüseyin'in yani babamızın vasıtasıyla yine Kalk Gidelim dizisinden beklenilen bir gelişme oldu. Ne oluyor ya? Merakim bize az bir şey oyun oynamış abi. Aşk olsun babacığım. Mahkemeden önce sayın hakime tenzih buyurmuşsunuz. Bize de çok iyi ders oldu. Hakim ne demiş peki? Hacı babanın yetiştirdiği kimse kolay kolay boşanamaz dedi. Ben babanızla konuştum dedi. Seyircilerimizi yeni sezonda şunu söyleyebilirim. Kalk Gidelim ailesi olarak. Geçen sene yakaladığımız o organikliği, her anlamda organikliği, aile olmayı, geleneklerimizi, göreneklerimizi, ananelerimizi geçen sene komediyle birlikte çok güzel harmanladık ve bunun karşılığını da seyircimiz tarafından aldık. Onlar da bizi taçlandırdı. Bütün bir yaz boyunca da taçlandırdı. Her işte olduğu gibi bu işte de, bu hikayede de her zaman söylediğim bir şey vardır. Geçen sezonun tesadüf olmadığını kanıtlamak bizim için çok büyük bir itici güç olacaktır seyircimizle beraber. Bugüne kadar da maşallah öyle gitti. Seyircimiz bizi zirveye taşıdı. Sürprizlerimiz onlara devam edecek. Çok acayip sürprizler var. Şimdi söylersek olmaz. 3, 2, 1, kayıt. Neyse. Hepsi çok güzel. Her şey yeğenimin gönlüne göre olacak inşallah. İyi, sağ ol dayıcım. Öpeyim. Gençlerin düğünleri de bu sezona damgasını vuracak en büyük sürprizlerden biri olsa gerek. Ne dersiniz? Ya bir takım düğünler olacak ama düğünün içerisinde sonra neler olacak? Biz de bilmiyorum. Sevgili yazarımız Baykut Badem bir şeyler yazıp bize gönderecek tabii ki ama. Evet tabii ki sonuçta nişanlı çiftlerimiz, gençlerimiz var. Ve bunlar da bir şekilde dünya evine girecekler. Evet de işte ne olacak? Bir şeyler var. Bir takım soru işaretleri var açıkçası. Ama ancak bu kadarını söyleyebilirim. Seyfo, ben de ayrı ev istiyorum. Bu işin artık dönüşü yok. Zaten ilk olaraktan benim hakkımdı bu. La ilahe illallah. Buz ağzınla kulağın arasındaki bağlantı tünellerini dondurduysa demek... Eltiler arasındaki soğuk savaş ve amansız rekabette hız kesmeden devam ediyor. Nurcan'ın ayrı eve çıkması üzerine Sevda da bu yöndeki isteğini dile getirmişti. Bu hayal gerçekleşir mi dersiniz? Bir kere 45 senedir Seyfettin bu evden hiç dışarı çıkmamış. Sonuçta bu köy yaşamına çok alışmış bir adam. Belki yeri geliyor çok asosyal bir adam. Belki bazen komikçe cimri de. Tabii ama işin en nihayetinde özünde onun için aile en ön planda geliyor. Durum bildiğin gibi değil. Baba zor durumdayım ya. Yoksa ta Bora gelip senin o güzel başını şişirin miyim ben? Ya merak etme sen. Madem Sevda da ayrı dam altında yaşamak istiyor. Onun da isteğini oldu bilsen. Bir dakika. Nasıl yani baba? Bizi evden ayıracağım mı yani? Ben onu demek istemiyorum ki. Ben diyorum ki biz de gitmeyek ama Mustafa aileler de gitmesin diyorum baba. Diyor ki ben diyor bugüne kadar diyor babamın yanındaydım diyor. Beni diyor şimdi diyor artık diyor babam yanımda istemiyor diyor. Hatta diyor bağda diyor yanına diyor başka bir adam aldı diyor. Oradan da istemiyor. Beni diyor yavaş yavaş diyor kendimden bir evden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızım diyor sen diyor neye seviniyorsun? Burada sevinecek bir şey yok ki diyor. Evin yaşlı bir köpeği vardır diyor. Gün gelir diyor ipini salarsın, boşa salarsın, bırakırsın gider. Kendimi onun gibi hissediyorum. Sen göbekler atıyorsun diyor. O çok başka bir yerde. O başka bir yerden alıyor. Tabii ki karısını anlıyor ama... güzel bir sürpriz var ama komik bir şey olacak yani. Yani Hacı Hüseyin çok şey söyleyemiyorum ama tahmin ediyorsunuz aşağı beş yukarı. Bir kayıt. Dizinin sosyal medyadaki sıkı takipçileri Mustafa Ali'nin bazı konularda kayırıldığını düşünüyor. Sizce de Seyfettin kardeşi karşısında kimi zaman ikinci plana itiliyor mu acaba?
sonuçta bir dizi çekiyoruz. Biz bu uzun soluklu bir dizi. Takdir edersiniz ki bazen bazı parametrelerle oynamak gerekiyor. Yani tabii ki karakter 40 bölüm sonra 41. bölüm başka bir şeyi oynamaya başlamayacak tabii ki. Ama muhakkak ki bunlar dizinin dinamikleri içerisinde vardır. Yazarımızın bizi yönlendirdiği şekilde. Böyle şeyleri tabii ki duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Ama en nihayetinde işin sonuna bakmak lazım. Yani sürece değil de ya da o süreci de izlemek lazım. Onu izlemek de keyifli aslında. Kızmak da güzel, üzülmek de güzel, gülmek de güzel. Ama o sürecin sonunda iş nereye varıyor? Bir de onu görmek lazım. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Her cumartesi olduğu gibi bu akşam yine neredeyiz? TRT1'deyiz. Hangi diziyi izleyeceğiz? Kalk Gidelim izleyeceğiz. Biz sizi mahcup etmeyeceğiz. Çaylarınızı, çerezlerinizi her zaman hazır edin. Müsaitseniz efendim evlerinize misafir olmaya devam etmek istiyoruz. Akşam saat 8'de TRT1'de görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haber geldi. Almışlar. Hacı Hüseyin Dal, müjdemi isterim. Mumu, dönder, şaşalat bunu. Kalk Gidelim yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. Evden de Muğla'da bir apartman katı kiraladı. Ne diyorsun ya? Ne olmuş? Ne olmuş? Yakaladım. Yemin ediyorum bu çocuk katil olur ya. Hayır maktul de belli ya. Ne yapıyorlar bu densizler? Mührü mü çalıyorlar?